Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde artırma, eksiltme ve hata kontrol operatörlerini göreceğiz. Burada pH bitaklarımızı açtık. pH bitakımızı kapattık. Bir tane form oluşturalım. Echo. Tek tırnakla yapıyorum. İçerisine çift tırnak yazacağım için tek tırnakla yapıyorum. Form action. Index PHP git eşittir 1. Metodumu unutmayın sakın. Metot post metoduyla gönderiyorum. Lütfen bir meyve yeriniz. Input type text olacak. Text name meyve. Bir tane de submit butonu oluşturalım. Input type submit gönderme butonu. Yani bu formu göndermemiz için input type submit butonunu yapmamız lazım. Value yani butonun üstünde yazılan yazı. Gönder diyelim ve formumuzu kapatalım. Şimdi formumuzu oluşturduk. İsterseniz bir bakalım. Deneme, localhost denemeden lütfen bir meyve geliniz dedi. Burada bir tane text butonu var, input var. Bir tane de gönder butonumuz var. Şimdi index burada index php git dediğimiz için index php de dönmesi lazım. Onun için git eşittir git if git eşittir 1'e burası açılsın. Else burası açılsın. Yani eğer form gönderilmediyse form takımız burası açılsın. Şöyle yapalım. Burada bir hatamız var mı ona bakıyorum ben şimdi. Git 1 eşitse burası açılsın. Buradan da meyveyi çekelim. Name'i meyve olanı. Post metoduyla gönderdiğimiz için meyve eşittir post meyve echo meyve diyelim. Gönderdiğimiz meyveye bakalım. İnliyorum. 5. satırda bir hatamız var. Şurada bir hatamız var. Burada neden get ile çekiyoruz? String bir operatör olduğu için burada get değişkenini yani burada get ile çekiyoruz. Buradaki string değişken git eşittir 1. Yani git yani. Yani buradaki git değişkenini buradaki sayıyı çekiyoruz. Yenileyelim. Hala bir hatamız var. Şurası büyük harfle yazılacaktı. Hala bir hatamız var. Gizli çektik. Evet, hatamızı bulamadım. Biraz beklet, durduracağım videoyu. Evet arkadaşlar. Burada neden hata verdi?
Undefined index git. Yani git diye bir değişken yok diyor şu anda. Index PHP'de olduğu için, burada deneme klasöründe olduğumuz için index PHP git eşittir 1 desek, gördüğünüz gibi meyvede hiçbir şey gelmediğini gösteriyor. Git'e buradan et işaretini yaptığımızda index php'yi silelim. Sadece denemeyi yapalım. Gördüğünüz gibi hata gitti. Yani bu hata bastırma operatörü et işareti. Bu meyve buradan boş geldi. Boş geldiği için de hata verdi. İsterseniz bir daha bakalım. Gönderelim. Şu anda boş. Meyveyi girelim. Elma girdik. Gördüğünüz gibi elma yazısı geldi bize. Buradan name input type text'e name'in meyve olan yere meyvenin ismini elmayı yazdık. Buradan da post metoduyla aldık. Meyve post meyve ekrana meyve yazdı. Şimdi bir koşul yazalım. If meyve eşitse elmaya, elma geldi yazsın. Meyve elma geldi. Biraz saçma oldu ama neyse. Else başka bir koşul oluşturuyoruz şimdi. Şurada süslü parantezi açmıyorum şu. Eğer meyve ise meyve elma geldi yazsın. Şu meyveyi silelim. Else echo gelen meyve meyve. Yenileyelim. Geri gidelim. Elma diyelim. Meyve elma geldi diyor. Birinci koşulu sağlıyor. Armut yazalım. Gördüğünüz gibi gelen meyve armut yazdı. Biz burada şunu yapalım. Eğer meyve geldiyse eğer elma geldiyse echo sayı artı artı yapalım. Bir tane sayı değişkeni yazalım şuraya. Sayı eşittir 1. Yani burada ne yaptık? Sayı bir tane değişken yaptık. Sayıya 1 değerini atadık. Eğer meyve elma ise sayı artıracak. 1 artıracak. Ve echo komutuyla ekrana yazdıracak. Elma yazalım. 1. Meyve elma geldi. Şuraya artı 1 olacak burası. Bu şekilde yapalım. Artı 1 olarak yapalım. 2 elma. 2 meyve elma geldi. Burada atama yapıyoruz. Bu sayı değişkenimize artı 1 ekliyoruz. Eğer buradan eksi yaparsak çıkaracak elmayı. Tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi 0 meyve elma geldi. Bu artırma operatörümüz sayı değişkenine eksi 1 verdik. Buraya artı 1 yazdığımızda da 1 arttıracak. Eksi 1 yazdığımızda 1 eksilecek. Hata bastırma operatörümüz bu. Artırma, eksiltme operatörümüz de bu. Bu dersimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.